Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Evet, şuur-u selase. Seni dinliyorum. Bakayım neler buldunuz. Kastamonu layıkası sayfa 66'da. Hı. Nasıl madde hava fena ise ve fena tesir ediyor, manevi hava da bozulsa herkesin istidadına göre bir sarsıntı verir. Şuur-u selase ve muharemede alem-i İslam manevi havası ümum ehl-i imanın ahiret kazancına ve ticaretine ciddi teveccühleri ve himmetleri ve tenvirleri o havayı safileştiriyor, güzelleştiriyor. Arızalara ve fırtınalara mukabele ediyor. Herkes o sayede ve sayesinde derecesine göre istifade eder. Ne oluyormuş bakımı? Nace bir kanun. Bir dokusana yavaş yavaş. 66 mıydı? Sayfa 66. Bak şimdi. Bu sirayetten bahsediyor. Sirayet. Bir de oku. Daha yukarıdan alayım. İkinci mesele. Ben hem kendimde hem bu yakındaki Risale-i Nur talebelerinde şuhur-u muharremeden sonra bir yorgunluk ve şefkte bir futur görüyordum. Üç aylarından sonra? Evet. Yani ne oluyormuş? Yorgunluk ve futur. Futur görüyordum. Hem kendisinden Nur talebelerinde. Tamam. Sebebini? Sebebini vazihan bilmiyordum. Bak, bilmiyordu. Yani insanı etkileyen zaman, zemin, tam libas ya. Hem futur, hem yorgunluk. Üç ayların dışında oluyormuş. Sebebini bilmiyordum diyor. Yalan mı söylüyor? Bilmiyordum. Evet. Bak bakalım ne olacak? Şimdi eskide söylediğim tahmini sebep hakikat olduğunu gördüm. Şöyle ki. Görmüş, anlamamış. Tahmin ettiği sebebi hakikat olduğunu görmüş. Onun sebebini, ne olduğunu. Acayip bir kanuniyet var. Burayı dikkatli okuyacağız ha. Üç ayların ruhu. Yani insanın psikolojisini, dimağını, kalbini ve eylemine tesir eden menfi veya müsbet kanundan bahsedecek. Kanun ile fiziksel bir yapıdan bahsediyor. Yani din değil yani. Yani din dediğim zaman helaldir, haramdır, caizdir, caizdir. O değil yani. Toplumsal bir din anlayışı değil. Acayip bir şey kanundan bahsediyor. Bir buluş, buluş burası. Sonra? Nasıl madde hava fena ise fena tesir ediyor. Bak ne alakası var? Hava kapalı ise insan kapalı oluyor. Hatta başka bir yerde asabi sinirlerde inkıbas hali olur diyor. 8. sayfa. Evet. Yani asabi sinirlerde inkıbas ve kabz. Yani kabz olur, sıkıştırılırsın. İnsan 18 bin alemin hulase-i camiası olduğundan her hadise etkiliyor. Durup dururken bir sıkılmanın belki Endonezya'daki bir zulmün sana yansıması. Buna keos fiziği var. 5 tane fizik var. Fizik, metafizik, biyofizik, keos fiziği, bir de kuantum fiziği. Keos fiziği ne biliyor musunuz? Keos fiziği çok ilginçtir. Çok tuhaf. Yeni fizik yani bu. Afrika'da diyor bir kelebek kanat çırpar. Asya'da herhangi bir yerde tayfun olur, tufan olur, heyelan olur. Keos mu, kaos mu hocam? Kaos değil, keos. Kaos karmaşıklık manasını. Bu keos denilen bir adam. Bakın aynı misal onun. Keos. Afrika'da bir kelebek kanat çırpar, Asya'da herhangi bir yerde tufan olur. Peki niçin olmuyor? Orada da başkası çırpıyor böyle. Yani o kadar hassas bir dengeden bahsediyor ki, yani denge fiziğinden bahsediyor. Böyle basit bir mesele değil kanat çırpmak. Çıkabilmek için fiziki yasalar var. Onlar kullanıyor veya alt üst ediyoruz. O kadar acayip. Mesela bakın, ya bir tanesi der hepimiz.
Abi ya durup dururken sıkılıyorum ya. Ve bir anda kış oldu ya. Yataktan kalktığın zaman camı aç bakalım. Hava kapalıysa bak ne kadar şey. Bak burada diyor, buraya gireceğiz de. Üç aylara bak. Diyor ki, sabırlı ol. Sabri kardeş, sabırlı ol. Bak. Emniyetsiz, zararsız olan, emniyetsiz ve zararsız olan ve asabi hastalığına emniyet verme. Asabi hastalık zararsızdır. Namusunu ve kimliğini koruyor çoğu zaman. Şifayı, şifaya dua etmekle beraber. Dua edilmekle. He, dua he, edilmekle beraber. Hoş oluyor. Zararsız, hatarsızdır. Çünkü eğer hatarat seyyye ise nasıl ki aynede temessül eden pislik pis değil ve aynedeki yılan sureti ısırmaz ve ateşin timsali yakmaz, öyle de kalbin ve hayalin aynelerinde rızasız kalbin ve dima tahayyül aynasında rızasız ihtiyarsız gelen pis ve çirkin küfrü hatıralar zarar vermezler. Çünkü ilmi usulü din, çok bahsederim ben bundan. Yani ilmi usulü din edile-i şeriyenin konusunu işleyen bir din. İlmi usulü dinde tasavvuru küfür, küfür değil ve tahayyülü şed, şed değil. Yani küfrü hayal etmek veya böyle olmasa mesela Allah yoksa bunu nasıl izah edersin şunu diyesen, yani şey değil, şetim değil, kötü söz değildir. Şimdi bak burada diyor ki, hasene ise nurani olduğundan tasavvur ve tahayyülü dahi hasenedir. Çünkü aynede nuranenin timsali ziya verir, haysiyeti var. Kesifin misali ölüdür, hayatsızdır, tesir yoktur. Eğer teellümat-ı ruhaniye ise, yani teellümat, teellüm, tefaül babından elemlenmek. Yani durup dururken iç çöküntü. Teellümat-ı ruhaniye ise, niçin geliyor? Sabra, mücahedeye alıştırmak için Rabbani bir kamçıdır. Sabra, sabır eğitim işidir. Sabır kültür işidir. Sabır elde edilecek, öğrenilen bir şeydir. Araba sürmeyi öğrendiğin gibi sabır eğitilen bir şeydir. Atı nasıl eğitiyorsan, köpeği nasıl eğitiyorsan, çocuğu nasıl eğitiyorsan sabır denilen o duyguyu eğiteceksin. Sabra, mücahedeye alıştırmak için Rabbani bir kamçıdır. Allah'ın seni bir yerlere sevk etmek için gösterdiği tabeladır, levadır. Buraya. Çünkü em ve yesin, ümit ve ümitsizliğin vartasına düşmemek hikmetiyle, yani hafsız re, hafsız reca, recasız haf olmaz. Yani korkunun içinde ümit, ümitin içinde korku olmalı. Bazılar şöyle der, ümit ve korku ortası. Ben onu değiştirdim, içini ben değiştiriyorum. Yani öyle büyük zatlar da demiş, sen kimsin ya, tamam da ben nur talebesiyim, başka bir şey diyeyim yok. Ama şöyle demiş, ümit ve ümitsizlik, korku ve ümit ortası deniliyor. Ben şöyle diyorum, bunun ortası değil. Hafsız reca, recasız hafs yoktur. Yani korkunun içinde reca, recanın içinde haf. Ortam orta yapmadım. Hepsi aynı yerde. İsmin batın cihetiyle böyle benim alemimde. Bak, em ve yesin vartasına düşmemek hikmetiyle haf ve reca muvazenesinde, orta demiyor, muvazenesinde sabır ve şükürde bulunmak için kaps, sabır ve şükürde bunu kap sıkmak seni ve bast. Haletleri celal ve cemal tecellisinden intibah iline gelmesi. Seni uyandırmak için geliyor. Sen onu zannediyorsun ki bana azap vermek için. Oysa bir yerden seni çıkartmak içindir. İntibah iline gelmesi ehli hakikatça medar-i terakki bir dostur meşhurdur. Yani bunlar seni bir yere taşır. Unutma, sihat ve afiyet seni bir yere taşımaz. Çok zordur. Taşınan çok azdır. Ama hastalık ve musibet,
Öğretmen gibi eğiticidir. Çok acayiptir. Ama maalesef insan bunu şey yapmıyor. Kabul edin. Orada dikkat çekici cümle. Sen Rabbani bir kamçı tabirini kullandın orada. Rabbani bir kamçıdır he. Yani çocuk terbiyesinde de eğer celal ve cemal olmazsa çocuk o zaman maddi manevi dengesi bulur. Tabii ya mesela bir çocuktur. Şuna burada da kalıyorlar ya. Öyle şefkatli büyütülmüş ki ama yavrum tet. Hayır bırakın falan. Ne mikropla tanıştırılıyor çocuğu ne de bir zorlukla her şeyini kendisini yapıyor. Tuvaletini de sen götürüyorsun. La çocuğun yapabileceği işi bırak. Yani öğrenmesi için hata yapma fırsatı ver. Yapma şeyini sokma. Git parkta bırak çamurla oynasın. Mikropla tanışsın. Yani Rabbani bir kamçıdır. Allah bizi alıştırıyor. Çak vuruyor. Çak vuruyor. Çocuk hastalanıyor. Ateş yükseliyor. Bilmem ne yapıyor. Tabii böyle olacak ya. Ya bu hale miyim? Hakikatin anlamayınca insan azap çekiyor. Bakın dünyanın hakikatini, insanın mahiyetini keşfeden dünyada rahat eder. Ne der biliyor musun olayla? Ha zaten böyle olacaktı canım. Böyle hayat olur mu? Hep böyle. Böyle hayat olmaz. Böyle yaşanmaz. Her şeyin karşılandığı bir dünyada yaşanmaz kardeşim. Hayatı nasıl fark edeceksin? Böyle yaşantı olmaz. Bak acayip bir kanunat girdin Allah razı olsun. 66. Bak bu onun payandası. Bak şimdi ne anlatacak biliyor musun? Seyret bak. Şey Konya ile Konya göreceğiz şimdi devam et. Çok korkunç. 3 ayları ne demektir bak. 3 ayları insanı etkileyen zaman. 3 ayları. Yaş. Zaman bak. Zaman demek. Tarih 2014. Yaşın. 3 ayları. Hep buna girer. Zemin. Nerede yaşıyorsun? İstanbul'da mı, Rize'de mi, Hatay'da mı, bilmem nerede. Hangi mahallede, neredesin, hangi binadasın, hangi elbisenin altındasın, hangi yer, zaman, zemin. Libas giydiğin, tam yediğin. İnsanın direkt etkiliyor, direkt, hiç affı yok. Baksana hakimler nasıl giyiyor, avukatlar nasıl bir şey giyiyor, avukata mukabele ediyor. Yani böyle yapıyorum. Yakayı böyle şey yapmış tamam mı? Böyle çok yargılandığım için biliyorum. Böyle bakıyor. Hem kuş bakıyor. Niye ya iki medeni adam gibi konuşalım? Niye sen benim seviyemde değilsin? Niye yukarılara çıktın? Evet. Kapitalizmin şeyi bu. Baskı unsurlarında bir tane. Ne beraberiz ya medeni insanız konuşalım. Benim seviyemde olmaz. Bir de yetmiyor. Koroz gibi şey çıkartmış. Bak libas nasıl etkiliyor. Pijamayı giyince neler hissedersin? Dışarıya giydin güzel elbiseyle neler hissedersin? Arkadaşlar insanı bilmiyoruz. İnsanı bilmiyoruz. İnsanı etkileyen sebepleri bilirsek çok rahat ederiz. Acayip bir şey. Bunu söylediğim zaman ilk önce dünya kafama kopmuştu yani. Ama bak şu anda raflardan inmiyormuş bu kitap, psikoloji kitapları. Ve ismini burada söylemiyorum kayda girdiği için. Çoğu yazarların, siz biliyorsun Şahin, o psikoloji dergilerin, kitapların yazarları bizim sağdan yana olanların. Ondan sonra, hocam dedi, telefon etti, senin şu cümleyi alabilir miyiz? Ama altına senin ismini koymayacağız. Her kitapta var şu. Düşünce güçtür. Bunu tape kasetimde de vardı yani, o zaman CD yoktu. Dima 30 seneden beri çalıştı mı? Düşünün, mesela şimdi mesela kitaplarda şu görürsünüz. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Şimdi düşünce balon gibidir. Şimdi gitmişken birisi istedi müsaade. Tamam kadın bu yazar. Hocam bunu yazacağım. Düşündüğün balon gibidir. Su gibidir. İçine giriyorsun. Konsantre misalini veriyorum mesela. Sendeki güç hiçbir şey yok. Konsantre oluyorsun ve tefekkür oluyorsun. Bak içine giriyorsun. Demek ki sen aktif ediyorsun. O zaman ne olmak istiyorsan senin düşüncelerin. Şimdi buralardan çıkarıyorum Allah aşkına. Heyecanım buradan. Bu 66 deyince benim acayip oluyorum. Enfüs yani harika. Enfüs. Hey vallahi ya. Enfüs. Ya, bu acayip bir yer. 66 mübarazı bak. Biraz gireceğim dayanamadım. Devam et. Evet. Nasıl madde hava fena ise fena tesir ediyor. Bak. Manevi hava bozulsa herkesin istidadına göre bir sarsıntı verir. Tamam. Manevi hava bozulursa Kur'an yok. Namaz yok. İnternet, televizyon, Kur'an.
Abi ya, ben niçin huzurlu değilim? Fesubhanallah, hem şoför mahallesi, hem 5 kuruş hem 5 tane köfte. Ya bir de kahve eksikti ya. Kötü şartlarda bulun, neticesi iyi olayım. Böyle bir şey olur mu ya? Suyun içindesiniz, ıslanmak istemiyorum. Ağzınızda şeker var, lezzet almak istemiyorum. Lan çıkart ağzından şekeri. Bak, hangi yerdesin? Almaya gidiyorum, ulan başıma çöküyor ya. Her gün kahve kapalı ya. Ya bu gün açık olmayacak mı ya? Ne yapıyorum biliyor musun? Bak kendime bir dünya yapıyorum. Şaşıracaksınız komutan. Her gün kapalı ya, böyle bakınca kapalı kardeşim, içim kapalı. Bu çok en iyi hava bu. İnan ya, 21 gün yeni kaldım. Ya yalan mı söylüyorum? Toplasam güzel hava, gün komple gün iyi olmaz. Öyle buradaki gibi bir gün. Bir saat, yarım saat, 45 dakika toplasam 3 gün olmaz güzel hava. Ne yapıyorum biliyor musun? Ben çare buldum. Panjur indiriyorum, perdeyi çeviriyorum, gece süsünü veriyorum, lamba yakıyorum. Gece aklımı aldatıyorum, akıl aptaldır, ha hayalden gelmiş, ha realite gelmiş. Nereden gelirse gelsin ona inanır. Akıl köpek gibi ya, kullandı kardeşim, vallahi yere. Niye böyle sen musallat ediyorsun kendine, köpeğini? Dışarıya avlattırsana ya. Beceriksiz köpek sürüye kurt getirir. Becerisiz akıl, kontrolsüz akıl, bir yere bağlanmamış akıl başına bela yağdırır. En büyük belanız aklınızdır. Kullanılamayan, bir yere bağlanılmayan, kontrol dışı olan akıl beladır. Aklı olmayan çocuklar, hayvanlar, deliler bak ne kadar mutlular. Hiç moralı bozuk deliyi gördünüz mü? Bütün derdini yüklemiş başkalarına. Ulan akıllı olup bu dünyanın yükünü yükleneceğine, deli olup yükünü millete yükleyeceksin. Bulmuşlar bir yolunu. Deliye vuracaksın ya. Çoğusu bize ne der? Deli der ya, kafası yeme. Devam et, hadi bakalım. Şuur sılası Muharreme'de alem İslam manevi havası umum ehli imanın ahiret kazancına ve ticaretine ciddi teveccühleri ve himmetleri ve tenvirleri o havayı safileştiriyor, güzelleştiriyor. Ne alakası var Mısır'dan, Tunus'tan, Cezayir'den, Moğolistan'dan Müslümanların teveccühleri bir noktaya endekslenmeleri maddi havayı da değiştiriyor. Ustad fiziksel realiteden bahsediyor. Keos fiziğin gibi yani. Yani kuantum fiziği gibi. Bak Allah aşkına bu kuantum fiziği yok mu burada? İyi bak. Şimdi bende bir manyaklık mı var? Şuhur-u selase, 3 ayları, realite bu. Ve Muharreme'de, alem-i İslam'ın manevi havası. Ne demek? Alem-i İslam'ın durumu diyor. Umum ehl-i imanın ahiret kazancına ve ahiretine ciddi teveccühleri ve himmetleri. Yani ahirete ciddi teveccüh ediyorlar, kitap okuyorlar, Kur'an okuyor, hayır sadaka veriyor, oruç tutuyor. 3 ay ya, Ramazan'da içinde. Zekat veriyor. Arkadaşlar, düşünceler eyleme dönüşürken acaba o eylem enerji değil mi? Ya ben koku sürünce sana da gelmeyecek mi? Düşünce güçtür ya, enerjidir, realitedir. Cinler, şeytanlar düşündüğün bir şeyi vücut haricisi var, renk olarak gözükür. Onun için sana söyler şu şudur diye. Gaybı bilmiyor. Düşünce dışarıya çıkan enerjidir, realitedir. Mesela herkes 3 aylarında bir şey düşünüyor. Ya şey vereyim, hayır hasenat vereyim, sadaka vereyim, oruç tutayım, namaz kılayım. Yani kafadan çıkıyor, dalga çıkıyor, dalga. Çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Başka fizikten bahsedeyim. Üniversite imtihanlarında büyük şehirlerin üzerine NASA'nın çekmiş olduğu fotoğrafla ve kırmızı dalga kümeleri var, bulut gibi. Hop, ben girdim yani baktım NASA'nın şeyine. Ya kardeş, çünkü bu işlerin hastası olduğumdan bana o neydi, hard mı diyorlar bir şey var. Bu Google'a giriyorsun, uyduyla o şehre iniyorsun. Uydudan. Girdi. Üniversite imtihanlarında hop hafif kırmızı. Öyle lacivert gibi, pembe gibi ayrışıyor. Hop inir. Baktı ki üniversite imtihanı yapıldığı bölgeler. İstanbul. Realitedir. Realite. Yani ne düşünüyorsanız enerjidir, güçtür. Bak burada diyor ki
ciddi teveccühleri, Müslümanların eylemci, teveccüh eylem demek ve himmetleri, gayretleri ve tenvirleri bu maddi havayı zannediyor ki insan bu manevidir. Ne manevisi? Maneviden bahsetmiyor. O havayı safileştiriyor, güzelleştiriyor. Hava of be! İçine koku konduğun zaman. Acayip bir şey ya. Bak bu realiteden bahsediyor. Bu fizik değil midir? Kuantum fiziği değil mi? Bak havayı değiştiriyorsun. Havayı safileştiriyor, güzelleştiriyor. Ondan sonra o havayı teneffüs edenler. Peki ona ait bir misal söyleyeyim. Ecdadın yaptığı camilere gidin. Bir de Cumhuriyet döneminde yapılan camilere gidin. Fark yok mu? Peki Kabe'ye gidenlere söylüyorum. O şey, Ümre vesaire. Gittiğin zaman etkilenmiyor musun? Peki, herkesin evinden söylüyorum. Hayal et. Sofrada oturuyorsunuz. Tamam? Aileniz. Ne olur şimdi hayalen dediğimi yapın. Çoluk çocuğun okuyun, ablan, annen, baban, hepsini ne olur sıfırla, beyninden sil onu. Tek başına sofrada oturuyorsun. Aynı lezzet alabilir misin o yemekte? Kimse yok evde. Kabe'desin. Birbirini izdiramla, hatta ölenler oluyor. Şeyde, Hacer-ül Esvet'i şey yapacağız diye. Tamam? Öyle mi? Peki. Buharlaştı bütün insanları. Hiç kimse yok. Tek başındasın. Hacer-ül Esvet denilen bir şey kalmaz ki. Kutsiyet. Onun kutsileşmesi insanların kutsadıklarındandır. Ben ona sirayet ediyorum. Bende bir kutsiyet değer verişi gidiyor, tak ona giriyor. O da o zaman kutsanıyor. Nispet ediliyor. Kabe'nin taşları taştır. Git sokağa koyun kenarda. Hiç Kabe'den söküldüğünü demesinler. Baksınlar Kabe'nin olduğunu kim anlar? Oraya. Yola serper. Herkes üzerine basar geçer araba. Taş ya. Niye Kabe'nin taşlarına sürmeye şey yapın? Çünkü nispet ediliyor. Allah'ın evine nispet ediliyor. Bağlantı kurulduğu için kutsanıyor. Yani sirayet kanunundan bahsediyor. Onun için heyecanlanıyorum. Yani köpeği gezdiren adam, kadın nasıl ki köpek ona benziyor veya köpek ona benziyor. Ya insan köpeğine benziyor veya köpek insana benziyor. Ama benim gördüğüm köpek değişmiyor. İnsan aynen köpeğe benziyor. Mal sahibine benzer de ecdadımızın bir lafı var. Bu arkadaşlar sirayettir. Dindeki tabiri insiba ve inikastır ve sirayet. Onu değiştiriyorsunuz. Hırkaya şerifin ne özelliği var? Allah Resulü niye göndermiş? Mesel Karani'ye. Niye İstanbul'da? Ne kılını ne alakası var? Vehhabi anlamaz ki sirayet. Ya bu bir batıldır diyor. Yani böyle şirktir falan. Allah Allah. Allah'ın esması burada olacak. Allah'ın burada esması olacak. O esmanın hakikatine nüfus eden insan burada hakikat olmayacak. Bu benim ustad ampulleri vesaireleri tutarmış, şey yaparmış. Bu bana şu kadar hizmet etti diyor. Mesela çınar ağacının üzerine 8 sene zikretmiş Barla'da. Kastamonu'dan gelince sarıldı ve ağladı. Hikaye değil mi? Duygusallık yani. Peki doğduğun büyüdüğün memleketlere, sokaklara gidin bakalım. Orada buram buram sen kokmuyor musun? O hayal değil arkadaşlar. Hayal kendisi gerçektir. Adı hayaldır. Adı hayaldır. Burada sirayet kanunu var. Yani kişilerin ruhani yapısı, halleri dışarıya vuruyor. Onu Kastamonu Sözler 246'da diyor ki kanser, verem, mesela dimağdaki serotonin maddesi, yani mutluluk hormonları çalışmıyor. İstediğin gibi çalıştırırsın sen ilaçsız. Yeter ki inan, o aktif oluyor. Çünkü düşünce enerjidir, harekettir, player'dir, güçtür, pil, benzindir. İstediğin yeri çalıştırırsın. Mesela bir tanesini size söyleyeyim. Bu realite bu, hikaye değil. Kadın kanser Avrupa'dan Çin'e götürüyorlar. Çin'de bir hastane var. Hiç ilaç yok. Sırf gözetleme şeyi var, röntgeni. Kanseri görüyorlar. Kadını bağlıyorlar, devamlı görüyor.
kansere şu, kendisine şu telkini yapılıyor. Kanser değilim, kanser değilim, kanser değilim. Üçten sonra oynamaya başlıyor o hücre. İnanıyor. Bir kere daha önce terapi yapıyorlar. Düşünce nasıl güç olduğunu anlatıyorlar. Ondan sonra tekrarda güç olduğunu. Subhanallah, 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 subhanallah. Pervane var ya, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Ama ceyran imal ediliyor. Tamam. Subhanallah, 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 subhanallah. Kanser değilim, kanser değilim, kanser değilim, kanser değilim, kanser değilim, kanser. İnanıyor, güç imal ediyor. Ve ekranda görüyor, videosu var ya YouTube'da. Tak kanser gitmiş. Hikaye yani. Düşünce güçtür kardeşim. O gücü blok etti. Ustad ne diyor? Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Lezzet realitedir, mahluktur. Düşünce de mahluktur. 246 sözleri ne diyor? Kanser verem hastalıkların müekkeli erva habisedir diyor. Ben bunu söylediğim zaman nereden çıkarttın? Tipi tipten çıkarttım. Kızıyorum da onun için. Lan Risale'de bak o hücre var ya benim. Hücre değil midir o? Fiziksel boyutu nedir? E eşittir mc kare. Enerjidir. Yoğunlaşmış enerjidir. E dışarıya çıkınca hücre. Onun müekkeli yok mudur? Gübrenin müekkeli melaike olmaz. Pis habis şeylerin müekkeli ona uygun olur. Mevva şey ne diyor? Diyor ki ervah-ı taybe, revah-ı taybeden lezzet alır. Ervah-ı habise, revah-ı habiseden lezzet alır. Yani güzel kokulardan güzel ruhlar lezzet alır. Senden herkes lezzet almaz. Kötü kokulardan kötü. Mesela aç camı diyelim, açma da çiçek var. Buraya arı gelir, sinek gelmez. İşte orada diyor ki şey sözlerde o hücrenin müekkeli kimmiş? Ustad söylüyor. Ervah habise. Hem müekkeli var, hem o müekkel donmuş hücre olmuş. Mümessili ve sekeni habisesi. Sekeni habise demek, o hücrenin içinde olan sekeni habisesi, bir de onun müekkeli. Kimmiş? Ervah habise. Ustadım nasıl onu yok edeceğiz? 258 sözler. Tılsımat-ı Kur'ani ile yok edin diyor. Tılsımat-ı Kur'ani, Kur'an tılsımıyla. Ustadım tısımat-ı Kur'an'ı nedir? Ben bu işin hastası olduğum için kokuyu, izi, köpek avını, kokuyu takip ettiği gibi takip ediyorum bunu. Külliyatın bu kanuniyetini. Ustadım sordum. Tısımat-ı Kur'an'ı nedir? 258 sözler bu. Dedi ki Hasan, latif nükteler 30, 31, 32, 33 sayfalarını oku. Neymiş onlar? Huruf-u mukatta. Başım ağrıyor dedi. Neren ağrıyor? Tak, inandığın kadar orada o hakim. Hedef göstereceğiz ama. Tamam, tabii. Okudun mesela. Abi ben çok Kur'an okudum. Olmaz. O sen zarfın üzerine adres yazmadın. Neren ağrıyor? Böbreğin. Ha buraya kastedeceksin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Elif lam ra. Sonra bismillahirrahmanirrahim. İhtina sıratı. İkisinin arasını açıyorsun. Huruf-u mukatta 7'şer tane koy ama hedef bu. Adres yaz. Burası. Kasten böyle elimi yapıyorum. Burayı şey yaparsan. Yoksa bilmiyorsun öyle okuyorsun. Olmaz. Mektubu attın. Adres yok kardeş. Burada sirayetten bahsediyor. İnsiba ve inikastan bahsediyor. Allah Resulü nasıl bir kademde zahirde bir bedevi geliyor. Hemen bir nazar ediyor. Medeni ümmetlere malim oluyor. Nasıl oluyor? Sonra arkasına dedi ki benden sonra dedi. Benden sonra bu yok. Peygamber yok. Ben yokum. Siz böyle olmak isteyeniniz olacak diyor. Bir anda zahirden hakikate geçecek. Böyle olmak ister misiniz? İlim olmadan alim olmak. Okumadan okumuş olmak. İsteriz ya Resulallah. Nedir o? Takvanızı artır. Takva Muhammedi sıfatlanmaktır aslında. İnsiba ve inikasa Allah Resulü'nün inikas ve insibana yol açmaktır. Allah'ın cevap vermesidir. Takva yani eylemini verdiği cevaptır. İlim. Takvanızı artırın diyor. Nedir o? Meniyattan ve günahlardan. Yani dima nasıl çalışır? Terklerle çalışır. Haramı terk edeceksin. Kalp nasıl çalışır? Eylemle çalışır.
fiille çalışır. Biraz kusuruma bakmayın ama bu çok tuhaf, garip bir mevzu. Ustad diyor ki bunu havayı safileştiriyor, güzelleştiriyor. Devam et öteki cümleye bak. Müthiş. Müthiş arızalara ve fırtınalara mukabele ediyor. Bak, müthiş arızalara ve fırtınalara mukabele ediyor. İşaret hücazınız, ben getirmedim. İşaret hücazı verin bakalım. Nasıl mukabele ediyor? Tahir abiye demişler ki, Tahir abi, ustadın 50 el evliya kuvvetinde dediği zat. Tahir abi, ne demiş de biliyor musun? Tahir abi, bir köşede, bir kenarda böyle cevşen oku, cevşen oku, ne olacak ya? Cevşen oku, evrat oku. Ya eyleme geçmek lazım sokağa. Veya bir kenarda zina yaptı, içki içti. Allah ile ne alakası var? Allah ile ne alakası var demişler. Tahir abi burayı okudu. Bak. Müthiş arızalara ve fırtınalara mukabele ediyor. Soru. Yani bir kenarda zina etti, içki içti köyde veya köy. Adam ya burada içki içiyor odada. Ya Allah bu kadar niye hiddet ediyor? Ya bir cevşen okudunuz, birisine bir şey anlattınız, bir yerde böyle tefekkür ettin. Yani kainat niye alakadar olsun ya? Allah böyle şeylerle meşgul olur mu? Gibi bak. 174. Bir faskın fıskı ile arzı mütesir olması akıldan uzaktır. Bir faskın fıskı, yani bir günahkarın günahı ile kainatı iddete getiriyor Allah. Nasıl bir, yani bir adamın günahı ile kainat niye mütesir olsun? El cevap. Madem ki arzda nizam var, muvazene de olmalı, olmalıdır. Hatta nizam muvazeneye tabidir. Yani denge, içerisindeki dengeden kaynaklanıyor, nizamdan kaynaklanıyor. Birbirine uygunluktan kaynaklanıyor. Binaenaleyh, iyi dinleyin bu misali, bir makinenin dişleri arasına saati meydana getiren çaklar var ya, o küçük olduğu için örnek verdim. Bir makinenin dişleri arasına küçük bir şey düşerse makine mütesir olur. Belki faaliyeti de durur. Veya faraza iki dağ bir teraziyle tartılır iken terazi muvazi olduğu vakit bir gözüne bir ceviz ilave edilse muvazenesi bozulur. Örnek bitti. İki örnek verdi. Dünyanın da manevi nizam makinesi böyledir. Dünyanın da manevi nizam makinesi varmış. Mütemerrit bir faskın fıskı, inatçı bir günahkarın günahı, günahından dönmüyor. Arzın muvazene-i manevisinin bozulmasına vesile olabilir. Manevi yapısı bozulunca maddi yansıyor. Siz nasıl düşünürseniz, nasıl olursanız başınızda öyle olur. Bak burada anlatıyor bu konuyu işte. Ne kanun? Nasıl olursanız, mesela Berat gecesi, ta geçen seneden bu seneye Berat gecesine kadar insanların düşünceleri, hisleri ve fiilleri toplanacak. O gece, o bir seneden geçmiş Berat'tan bu Berat'a kadar bütün insanların maddi ve manevi fiili ve düşünceleri çekirdek olacak. Gelecek sene insanlığa Allah öyle muamele edecek. Onun için seni bir kenarda okuduğun cevşenin, okumadığın cevşenin Mısır'da yansımaları oluyor. Keosfizi de bak buna şey yapıyor. Bak ne diyor? Sen o şey müthiş arızalara ve fırtınalara mukabele ediyor. Hangisi? O üç aylarındaki insanların teveccühlerinden çıkan enerji, fiziksel boyut. Sonra herkes o sayede ve sayesinde derecesine göre istifade eder. Ondan sonra biz birisi ağaç dikti, ötekisi de çiçek dikti, ötekisi bilmem ne dikti, kestane dikti, bilmem gürgen dikti, o temiz hapayı alıyoruz. Devam et. Sana bir şey, az önce şey demiştiniz de, düşünce bazı şeyleri değiştiriyor dediniz. Değiştir ha. O tefekkürle ilgili bir yer de çok manidar. Manidarsa kitabı ve sayfayı söyle. Kalın Mesleği Nuriye 324. İlem ey kardeş bil ki tefekkür, barit ve camit olan gaflet eriten bir nur olduğu gibi. Tefekkür, Allah Allah. Barit ve camit olan gaflet eriten
bir nur olduğu gibi. Barit ve camit olan nur. Nur. Bak barit tefekkür düşünceymiş. Olan... Bak düşünce varlıktır, enerjidir, nurmuş. Yok, barit ve camit olan gaflete eriten. Evet. Bir nur olduğu gibi nurmuş. Nur. Eriten bir nur. Bu kadar olur ya. Aferin, çok güzel maşallah. Eritiyormuş. Düşünceler nurdur. Gafleti eritiyor. Gafleti nedir içerisi? Gaflet nedir? Barit ve camit. Camit yani soğuk dondurur adamı. Camit de ölüdür. Gafletin yapısı bu. Yok değil. Var ama iki sıfatla vasıflanmış. Soğuktur ve ölüdür. Burada dikkat için bir şey diyor. Dikkat. Dikkat dahi karanlıklı ve kuru evhamları yakan bir ateştir. Karanlıklı ve kuru evhamları, yakan ateştir. Ne? Dikkat. Bak ne yapıyor. Dikkatli dersi dinlerseniz evhamınız da gider. Karanlıklı olan o yanlış düşünceleriniz tak diye yok olur. Teslim ol kardeş. Acayip bir şey. Dikkat karanlıkları yakan. Bir daha oku. Karanlık ve kuru. Evhamları. Kuru evhamları. O çok önemli. Onu yaz o sayfayı. 314 müydü? 324. Hubab mıdır? Zeylül Zeyl. Zeylül Zeyl. Hubab'ın Zeylül Zeyl'i. Karanlık ve kuru evhamları yakan bir ateş. Karanlıkları ve kuru evhamı. Evham kurudur. Çünkü dibi yok, kökü yok. Madde hastalıklarının diyor, kökü diyor, vehimli hastalıklar diyor. Hastalığı sırasını. Vehimini at, hastalık düzelsin. Bak madde hastalıkları da öyle diyor. Böbrek, tansiyonu var. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Baba, bugün bir misafirim geldi ya. X, isim vermeyin. Misafirim geldi. Hocam diyor, ne tavsiye edersin abi, ne tavsiye edersin? Benim diyor, çocuğum, o kızım zirvede şeyi var. Şeker. Zirve. 580 mi ne diyorlar. Aşağı iniyor ona. Ona düşüyormuş. 15'e çıkıyormuş. 100'e 500. 600. Bu nedir? Haset. Haset olanı bedensel yansıması, fiziksel yansıması şekerdir. Düşünce bozuklukları tansiyondur. O yansıması. Haset çocukta mı var? Çocukta var. Ben tanımıyorum. Hasedini kaldırsın. Ya ben anlamam. Hasedini kaldırsın, şekeri düzelsin. Çocukta doluyor mu aslında haset? Hem de nasıl? En iyisi su iç. Ben pozitif şeyi, yani mülk ve melekütü çok seven bir insanım. Böyle delilim olmadan konuşmam kardeşim. Ben Allah'tan korkan bir insanım. Ben Allah'ıma yanlışlık yapmam bilerek. Böyle okumadım söylemem. Sonra derim ki tespitimse tespitimi söylerim. Mesela derste uyan adam, sokaktakini demiyorum. Derste uyan adam, maddi sebep yokken, hasta değilken, yoğurt yememişse, iş yerinden gelmemişse, normal gelip de derste uyuyorsa sol eliyle yemek yiyor. Bu benim tespitim, keşfim. Uyarsa kabul et, uymasa kıvat kenara, dini değil. Sol eliyle yemek yiyor, yediklerini de abdestsiz yiyor. Sağ eliyle yese bile abdestsiz su içiyor, abdestsiz yemek yiyor. Hiçbir şansın yok. Abdestsiz yemek yemek, bedensel beslenme, ruhla alakayı kesiyorsun. Besmelesiz yiyip içmek? Aynı. O zaten direkt şeytana gidiyor. Onu birinci sözde anlatıyor. Külliyat, fizik kitabıdır. Fizik. Enerji, bir tane söyle diyor. Hastalıklar enerji yaptı, düşünceler enerji yaptı. Kardeş, Allah'ını sevsen. Ya ne acayip bir şey ya. Burada yazmışım. Kuksafen'de okundu 2005. Ya çok acayip bir şey ya. Her aşağıya geleceksin. Herkes nasıl etkileniyor? Bak daha sen buradasın. Bak buraya geleceğiz. Acayip bir kitap. İçi dolu dolu. Doldura doldura gidince ben biraz meşgul olduğum için onun için heyecanıma kusura bakmayın yani. Acayip bir şey. Sirayet. Yani benim düşüncem, benim 3 aylarım oruç tutmam nasıl havayı safileştiriyor, beraklaştırıyor? Bak güneş de çıkmaya başladı ya. Değiştirirsin. Mesela bak. Bunlar realite ha. Kerametin fiziksel boyutu var.
mucizelerin diyor, peygamberlerin mucizelerin gelecek teknolojinin adresini veriyor. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh, realite bu. Bu fiziksel boyutu var beden. Yani keramet olarak kabul etmeyin. Çıkan enerji diğer enerjiyi bloke ediyor. Cübbesini dikiyormuş. Yama yapıyormuş. Tepesini güneş vurmuş. Tepesini yakmış ya, sert. Sert bakınca güneş perde çekilmiş. Nuru sönmüş yani. Narı sönülmüş. Karanlığa inkılap etmiş şehir. Acayip bir şey ya. Hep de böyle şey olmuş yani. Cebrail aleyhisselam nüzul ediyor, kitap yazıyor. Peygamberimize diyor ki, Allah'ın selamı var diyor. Ya Allah sana selam ediyor ya Muhammed aleyhisselam. Git Ömer, herkes de şaşırdı. Ne oldu ya? Ömer diyor, eğer bir daha ona yumuşak tebessümle bakmasa, Allah diyor, Allah diyor, güneş bir daha açılmaz, öyle kalır. O kadar nazdar. Peki bunun nedir? İman nuru. Bloke etti. Ne ya tepeme yakıyorsun? Onun yani yakmayacak mı? Her yeri vuracak. Seni yakmayacak. Yakmaz. Ustad diyor ki kitap telif ediliyor. Yaz kardeşim diyor. Barlada yazılıyor. Bulut gelmiş yağmur bırakıyor. La zaten içeride zındıklar eve baskın yapıyor. Biz de dağda çıktık. Bunları yazıyoruz. Sen de kime? Zındıklara mı taraftan? Ne buraya geliyorsun da kitaplarımızı yağmur yapıyorsun? Ustad şöyle yapmış. Görmüyor musun kitap yazıyor? Başka yere git demiş. Top. Biliyorsun hatırada yazıyor. He, başka yere gitti. İstersen gitmesin. Kimin görmüyor hatırası, musun demiş. Kimin hatırasını okudunuz? İlk defa duyuyor musun? Oo, ne ilk defa? Kimin hatırasında okudum? Tayyip yok. Kimindi ya? Barla hayatında. Barla hayatında geçirdiklerim dedi. Yani ya, yanlış olmasın diye bir isim veremeyeceğim ama abilerin hayatları var ya şimdi diyor. Ama bunları şey anlatıyordu Sungur abi 1985'te fındık zaten bize bunları. Anlatıyordu ya. O namazı da orada gördüm onu zaten. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Böyle böyle coşmuş ya. Ben böyle bir namaz görmedim ya. Ben yani sifonu seyretmeye için namaza girmiyordum böyle. Böyle şey yapmak için ya. Böyle ben namaz görmedim ya. Görmedim ya lan. Beni büyüten abi diyebilirdim. Rüştü abi derdim. Hayır. Böyle bir şey. Her tarafıyla sanki namaz kılıyor. Böyle. Sanki hayal ediyorum. Bir kürsü var. Hutbe var, tamam mı? Oraya boyu uzanamıyor ama o kitabı alması lazım. Hayal et bir adamın. Böyle uzanamıyor, böyle çıldırır ya. Aynı sanki bir yere doğru çıkıyor tırnağı ama uzanamıyor. Böyle her tarafı eğilip üzülüyor. Acayip bir şey ya. Ben kimseleri yüceltmiyorum. Ben gördüğümü söylüyorum. Herhalde ondan duymuşumdur. Görmüyor musun? Başka yere git. Üstad gene kendisi demiyor mu? Dünyevi hadiseleri atmosferden haber alıyordu. Emirden de yazıyor. Hava böyle oldu, şu oldu. Kuş geldi, bu ne oldu? Şunu kan yağdı diyor. Kan yağdı. Haber verdi. Hapishanedeki şey durumları, zulümleri anlatıyor. Fırtına böyle oldu diyor. Fırtına hiddet etti diyor. Hava soğudu diyor. Şiddet. Ya kardeşim atmosfer, hava bülteni. Hava bülteni yani haber bülteni yani. Bakarsın böyle alem İslam'ın ne olduğunu, haletin varsa tak diye çakarsın. Hadi bakalım. Ne abisi? Abi burada bir şey buldum ben de. Ne, hangi kitaptan? Kastamonu'da abi. Neyi, bu sayfayı söyle. 231 abi. Diyor ki Cevşenül Kebir ve Risale-i Nur ve Hizb-ül Nur'u dahi kainatı baştan başa nurlandırıyor. Zulmat karanlıklarını dağıtıyor. Gafletleri, tabiatları parça parça ediyor. Oh! Ehli gaflet ve ehli dalaletin altında saklanmak istedikleri perdeleri yırtıyor, gördüm. Oh! Barla 354'te bir yer var abi de, geçen sene Demet abi çarşamba dersinde okumuştu. Neydi? Bu asrın sisli, sevimli revacı, şecere-i kainatı meyvesi olan insanın nüve, lüb, kışır gayelerini zahil ve faniye, zillet ve gurura, afil firaka, zahir batıla, atalet ademe, hırs ve hayvaniyete, camit ve avesiyete, başıbozukluk ve hiçliğe sevk ile o meyvenin kısmı azam ölüp, ekalinin de ölmek ve tefessühü anında. Bu aslında sisli ve semri revayetler. Ay be, bu aslında nasıl tarif etti? Tavsif etti. Evet. Tarif değil, tavsif var. Vasıflanma. 300 kaç? 354 abi, barladım. Allah.
Çok bak işte. O 354. 231. Kaç? 231 diyelim. 200? 31. Yok yok bu barla. 354 mu? 354. Senin mektubat kalı mesleği neydi? 324. 324. Bak atıfı yaptım kenarına. Tamam. Hadi devam et aşağıya. Şimdi geliyor esas bugünkü şeyimize. Fakat o şuur mübareke gittikten sonra. 3 ayları gittikten sonra. Realiteden bahsediyor usta. Ama öyle kardeş bir oku bakayım şu mektubu. Oku oku da bir şey oku da hadi gidelim. Laikaları böyle bakarsan göremezsin. Böyle yapıyor ha. Eli de böyle. Bir oku da bir şey yapın. Allah Allah. Başta savaş. Lan hayat felsefesi ya. Hayatı yorumlamaktır bu. Nasıl ki iman esasları ayrıdır, İslam esasları ayrıdır. İman esasları, sözler, mektubat, lemalar, şualar. İslam esasları, eylemdir. Bu namaz kılmak, oruç tutmak, hac, nasıl yapacaksın onu anlatıyor. Yani layıka böyle böyle geçiştirecek mevzu muydu yarım saatten beri? Ne manada başka? Ne manada acayip bir şey ya. Ki ben size şu anda kendimi kontrol ediyorum ya. Tespitlerim acayip burada ya. Acayip külliyata dayalı, hep realite. Hani sebebi attık ahirete. Hani gafil Müslümanlar gibi. Allah gözükmez. Tabii göremez. Öyle diye diye. Acayip bir şey ya. Mesela ahiret. Attık öteye. Oraya gidilecek. Nereye? Ahirete. Ya kardeşim, dünya ahiretin sıfatıdır ya. Odun, hani misal veriyor mu? Odun, enerjinin ve dumanın odun olarak nasıl gözükmesi ise duman cehenneme, nur cennete misal, onun sıfatlarının gözükmesi odun dünyadır, içerisindeki yapı cennet cehennemdir. Aynı yerdeler ya. Aslan burasına mesela alem-i şehadet üzerine... Örtülü, tenteneli perdedir diyor. Alem-i şehadet diyor, alem-i gayb üzerine örtülü böyle delikli tenteneli perdedir. Uzaktan bakarsın duvar, göremezsin karşı. Yaklaş. Oo Allah Allah. Buzun içerisinde su nasılsa ahiret dünyanın orasındadır. Burada böyle mana. Bu ne acayip bir şey ya. Oku geçiştirecek şey mi bu? O zaman geçersin. Onların fiyasko yaparsın. Koca koca adamlar gidersin. Bu hayat, risale, laikalar okumasın. Gidersin bir siyasetin kusuru bulmak adına CHP'nin kucağına düşersin. CHP'yi destekleyici bu kadar mesuliyeti manevi yüklenip ahirete geçip gideceksin. İştirak amali üreden de takla aşağı düşeceksin. Bedeli o kadar. Hem küfre riza olmaktan وَلَا تَرْكَنُوا اُلَا لَزَنِ زَلَمُ فَتَمَسَكُمْ اُنَّا değil hafif taraftar olan meyledeni bile öyle bir şey yapıyor ki gidiyor CHP o kadar tenkit etmiyor. Demokrat Parti'yi tenkit ettiği gibi. Bu kim biliyor musun? Koca koca adama çok da sevdiğimiz acayip bir abiydi. Bir grup. Bir bakıyorsun öyle ama hiç CHP'nin halinde bulunmaz. Gidiyor Demokrat Parti'nin halinde. Bir sürü kusur var. Ben sana daha fazla sürü kusurunu söyleyeyim. Ölçüyü kaçırdın kardeş sen. Şu başa gelmeyecek diye konuşacaksın. Ne yaparsan yap. Bak gördün mü? Sebebi niçin oraya atlıyorsun? Kardeş, risale, laikalar okunmasa böyle ya ifrattasın ya tefrittesin. Ya ifrat ya tefrit. Orta yok. Bu okunacak. Başka şansın yok. Yoksa iştirak amal uhreveden istifade olmaz. Zaten Zübeyir abi nasıl demiş? Laikalar okuyan nur talebesi olur demişti. Laikaları okuyan nur talebesi bir de şöyle demiş. Laikalar nur talebesinin ilmi halidir. Ya ben de ne ekledim? Yani ilmin kıblesi sadakattır. Sadakat laikalardır. Sözleri okudun. Nurcu olduğunu hissedemezsin. Neyi ne yapacaksın? Neyi nerede ne yapacaksın? Laikalarla. Lokomotif nasıl lazım? Ama ray da lazım. Bunlar raydır. Bak devam et. Fakat o şuurun mübareke gittikten sonra adeta o ahiret ticaretinin meşheri ve pazarı değiştiği gibi. Bak pazarı. 3 ayları gidin. Biz o sevaplardan bak burada seçelim. Allah razı olsun Üçte abi. Alfabetik olarak böyle bir burada hazırlandı. İslam prensip ve ansiklopedisi. Yani polis, subaylar o zaman 90 küsürde yapıldı. İsim değişikliği yoksa alfabetik risale mevzusu. Bak şuur-u selase. Burada bütün o şuur-u selaseler küllatta geçen yerleri toplanmış. Ben burayı okuyabilirdik. Sebabı bu kadar. Şuur-u selase bu kadar. Burası olması kanuniyetten bahsediyor.
Vacip yapmasın. Daha şimdi geleceksin şimdi bak. Çok garip. Bak sebaptan bahsetmiyoruz. Bak burada toplanmış. Allah razı olsun. Üç tabi toplanmış. Şuuru serası. Hep alfabetik risalenin mevzusu. Yok ha baskısı da yok. Daha da. Bizde 10-15-20 tane falan kalmıştı. Bir ara. Şimdi devam et. Adeta o ahiret ticaretinin meşheri ve pazarı değiştiği gibi dünya sergisi açılmaya başlıyor. Bak, zihinlerde açıldı. Dünya zaten devamlı var. O dünya önemli değil. Umumi dünya, Rabbul Alemin değil. Rabbim. Yani Şak-ı Şuma'da Hanasana dünyanın 300'ü var ya, Şuur-ı Selase'de 200'ü daha ziyade gözüküyor. Şuur-ı Selase'ye gidince de 300'ü, yani o İnsan hevesatına bakan, ahirete Allah'ı unutturan yüzü daha ziyade sanki gözüküyor. Allah'ın zuhuratı, füyuzatı, tecelliyatı değişiyor. Ama aynı yerdesin, o anlamıyor kafir. Çünkü radyo düşünün, senin radyon X kanalı çalıyor, ötekisin Y kanalı çalıyor. Aynı yerdesiniz, farklı ses. İşte Müslümanlara özel bir GPS'ininle muamele etmiş Allah. GPS. Herkes de Allah'ın bir... Hani var ya Cenab-ı Hak diyor, herkesin bir sırrı var, benim sırrım insandır, ben de insanım. Sır Allah'ın her bir kula koyduğu GPS'tir. Allah'ın GPS'i. Tabiri diyelim. Hocam onu nerede diyor, nasıl? Ne hangisini? Hadis-i Şerif. Hadis-i Şerif. Hadis-i Kutsi bir de. Onu ben Muhittin Arabi'nin şeyine geldim. Lubulub da var. Muhittin Arabi'nin aktarıyor hadis-i Şerif. Evet, Lubulub adlı kitabında var. Hmm. Diyor ki, herkesin bir sırrı var. Allah da diyor ki, herkesin bir sırrı var. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. Böyle olur tabii. Allah hakikaten hoş ya. Değil mi? Keyif oluyor yani, fiyakam artıyor. Allah'ın sırrıymışım ben elhamdülillah. Lan nereye mi tanıdım daha? Tanıdıkça keyif alıyorum ya. Ya sana bir şeyi söylediniz de, insanla Allah arasındaki sır ne olabilir? İnsanla Allah arasındaki sır, ta bu süreç başlıyor Mustafa. Beden. Cisim, cismaniyet, giriyorsun esmanın tecellisi, kabiliyet, sıfatın tecellisi, istidat, giriyorsun. Artık bu herkesin sırrı ayrıdır. Mesela şöyle diyeyim, buzda olanın sırrı sudur. Suda olanın sırrı H2O'dur. H2'de olanın sırrı enerjidir. Enerjide olanın sırrı esirdir. Esirde olanın sırrı madde hayattır. Madde hayatta olanın sırrı aynı hayat. Aynı hayatta olanın sırrı akıl cevheridir. Akıl cevherinde olanın sırrı ruh cevheridir. Ruh cevherinde olan Nur-u Muhammed'idir. Nur-u Muhammed'de olanın sırrı artık odur. Fenayı mutlak. Gelan için 149 şekeyi tasdik gaybede demiyor mu? Tecelli zatine mazhariyeti olmuş. Esma yok ha. Esma sıfat değil. Tecelli zatine mazhariyeti noktasına o sözleri söyledi diyor. Şekeyi tasdik gaybe 149. Ya biz nasıl okuyoruz? Ters mi okuyoruz bu kitapları? Usta diyor ki 18 bin alim, bu alemde gördüm, anladım, düşündüm, fark ettim demiyor, gördüm diyor. Mektuba, başım dönüyor ya ben bunları koyayım. Ya cümleler size konuşmuyor mu, oynamıyor mu ya? Ben anlamıyorum ya, cümleler, kelimeler ne diyor ya bu? Ayet-i Kübra'nın başında dedi, bir şey müşahadeti diyor. He müşahadeti diyor. Her şeyi aradığımız şeyi diyor, aradığımızdan sormalıyız diyor. Hı. Sen ne diyorsun ya? Bak ki şu olay 259'a bak, 359 mu? Keşfe kubu, kabire çocuk girmiş ya, vefat etmiş, talebi oğlum. Men Rabbuke, men muktedadır, onun haberidir var ya mesela. Orada rahmet ilahi tebessüme getirdi diyor. Sen nereden biliyorsun rahmet ilahi tebessüme getirdiğini? Müşahede etmiş de ondan. Orada ne diyor? Ehli hakikati ve rahmet ilahi tebessüme getirdi diyor. Yakın olan keşfel kuburu diyor. Yakın olan, müşahede eden keşfel kuburu ehli hakikati ve rahmet ilahi tebessüme getirdi diyor. Rahmet ilahi tebessüme geldiğini sen nereden biliyorsun? Hazır ruhları mı diyor? Ha hazır ağız ruhları. Ha şu orada okuyun. Ya beni çok etkiliyor ya. Duramıyorum, yatamıyorum arkadaşlar. Kaç defa gece yatıyorum tamam mı? Ya şey için söylüyorum kardeşimsiniz. Yatıyorum öyle. O düşünceyle yatıyorum. Daha uykuya girmeden bir mana geliyor. Vallahi üşenmeden kalktım yazdım ya. Acayip bir kalkıyor. Çok tuhaf şeyler ya. Ondan sonra kalkıyorsun, konuşuyor seninle, oynuyor. Tuhaf tuhaf. Yani ben şey yapmıyorum. Teveccüh et, bakayım. Ben ustad ne diyor diye bakmıyorum külliyata. Böyle bir kitabım yok benim.
Ben bu kitaba bakarken Allah ne diyor diye bakıyorum. Peygamber ne diyor diye bakıyorum. Kur'an ne diyor diye bakıyorum. Vallahi Allah kahretsin öyle bakıyor. Allah bana ne diyor? Kur'an'ın son mucize-i maneviyesidir. Bunu öpmeseydim nice kara kaplı zatların elini öpecekti. Yani acayip bir şey ya. Bak ne, bu ne biçim bir fizikten bahsediyor arkadaşlar. Düşünce nasıl değiştiriyor? Fizik ya, fiziğin kanunlarını alt üst ediyor. Zaten öyle bir benim tespitim var. Şeyin Einstein'ın teorisine karşı teori geliştirdi mesela. Buralardan tabii yani. Ama tarih gelecekte ispat edecek. Bizim imkanımız olmadığı için onu bir makale olarak yayınlayamıyorsun. Öyle gizli kalıyor. Sonra onlar buluyor. Biz bulduk diye yayınlıyorlar. Nasıl ki mikrobu Pasteur bulmuş. La Pasteur'dan kaç yüz sene önce şey Akşemseddin bulmuş. Ve ona çare deş yapmış. Kanatını almış. Orada yakmayı yapmış. İbn Sina'dır. Ondan önce de İbn Sina. Ya. Karantina. Ama gitti. Zalim rejim. Dinsiz ya. Gavuru örnek alması için gavur yaptı. Gavur buldu. Bu çok etkiledi beni. Dedi ki Naci bu işin uzmanı de, okulda da ders vermiş. Dünyada olmasa olmaz 20 tane bilim adamı düşünün diyor. O olmasa bilim düşünemez. Mesela say birkaç tane neydi? Galileo var. Galileo, Kepler, Kopernik, Re, ha? Einstein. Bunların içinde 20 kişinin içinde diyor kaç tanesi Müslümandır? En az yarısı Müslüman. En azından yarısı Müslümandır. Ama göstermezler bizi. 200 sene önce dünyanın döndüğünü, yuvarlak olduğunu hesaplarıyla adam koymuş. Ötekisi gavur 200 sene sonraki göstermiş. O bulmuş. Aynı çizim aynı. Öyle mi? Evet. Sen anlatmış. Ehli olduğu için. Hain ya. Evet devam et. Burayı 3 ayla bunu okursak bu derste bu bize yeter yani 3 ayları. Özür dilerim bir daha alır mısın fakattan? Fakat o şuur mübareke gittikten sonra adeta o ahiret ticaretinin meşeri ve pazarı değiştiği gibi dünya sergisi açılmaya başlıyor. Ekser himmetler bir derece vaziyeti değiştiriyor. Eylem bu. Himmet, eylem, fiil. Tak 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 Kur'an okuyorsun, ses yapıyorsun, veriyorsun, alıyorsun. Himmet bu. Değişince enerjisi değişiyor. Havayı teslim eden bak bu işte. Buharat-ı harfe o manevi havayı bozuyor. Burada duyalım. Havayı teslim eden. Teslim ne demek biliyor musun? Ne demek? Zehirleyen. Bir bakayım. Zehirlenme, zehirleme. Temiz şeyin buharı. Temiz olan güzel bir şeyin kokusu da güzel. Mesela buna bir misal vereyim. Mesela içki içen bir adam düşünün. İslam hukukundan bahsediyorum. Bu ilmi tespit değil. Hukuku İslamiyeden söylüyorum. İçki içenin adamın teri de necistir. Pis kokardan bahsetmiyorum. Sidik gibidir. Sana dokunursa namazın olmaz. Necistir, necis. İçki hangamından mı yoksa? İçki içen bir adamın. Hayatı içki içiyor. Bugün içiyor, yarın içiyor. O adamın teri sana dokunursa elbisene, avuç içini geçerse, Ahmet İbn Ezebinde namazın olmaz. Avuç içi kadar müsaadesi var. Ha, Şafi de zaten namazın olmaz. Küllümen aleyhan, aleyhan. Hepsi gitti. Yani ne? Arkadaşlar, dışarıya çıkan içinin özelliğini taşır. Affedersiniz, doktora gidiyorsun, hastası, öksürüğü bilmem ne, tespit edemedi. Diyor ki, gaytana git diyor, tuvalete git, küçük ve büyük abdestin yok. Doktor bey ne yapacaksın sen benim büyük küçük abdestimi? İçini seyretmek istiyor. İçinde ne var? Ulan pislik nasıldır? Pislik seni dışarıya nasıl taşıyorsa, değil mi? Pislik seni taşımıyor. Ha, içki de kendisini böyle ifade ediyor. O dışarıya bir şekilde çıkmayacak mı içki? Düşüncede çıkacak. Ona eylem itibariyle çıkacak. Fiil olarak çıkacak. Bir davranış olarak bir şey çıkacak ya. Çıkmayacak mı? Enerjiye dönüşmeyecek mi? İçki içtiniz. İçki benziniyle güzel bir düşünce benzini olur mu? Doktorlar depresyon hastalarına alkolü yasaklıyor. Bak işte. Görüyor musun? Ben kendim de denediğim bir şey söyleyeyim. Bugün kaçıncı günüm ben kahve yasakladım kendime? Osman bilir benim kahveciydi. Üçüncü. İkinci ve üç. Üçüncü.
sol ayağımdan, baş parmağımdan enerji akardı. Biraz fazla. Ya niye? Ya 3-4 ders yapıyorum ya günde. Yani şey olmasın, canlılık olsun. Yani bedensel itibariyle. Değilmiş ya. Vakonsuz da oluyor. Kahveyi o zaman sabah bir büyük bardak, bir de akşam şey. Şimdi onu kaldırdım. Öyle yanman mayman yok. Niçin anlatıyorum? Yani arkadaş kendisini bir şekilde göstermeyecek mi bu? Bak kahveyi kaldırdım. Sinirler gayet rahat. Akma yok, tamam mı? Yanma yok. Altın, ayağımın altı yanardı. Hiçbir şey yok. İki günde evet tak. Ve bakıyorum nereden? Bir dakika kimsin sen? Ne oluyorsun bana? Bakıyorsun kendisini göstiriyor, gösteriyor. Yani arkadaşlar, poşete armut koydun çarşıda. Eve geldin boşalttın, şeftali olur mu? İçki enerjisinden rahya bir koku çıkacak. Allah Allah. Ya da güzel düşünceler. Güzel düşünceler olacak. İçki içeceksin, güzel düşünceler çıkacak. Tam tersine kötü olduğu için doktorlar yasak. Ya. Bir kere trafikte yasak. Her devletin trafiğinde yasak olan bir şey hayatın içerisine nasıl koyuyorsun? Manevi trafiği de olmuş. Siz koyacakmışsınız ya. Ya. Bunu nasıl çaktık o? Şey, Alman emniyetine. Evet devam et. Şimdi, ha bir dakika. Havayı tesmim, havayı zehirleyen arkadaşlar ne biliyor musun? Bak nerede misal verdim? İçki içenin kokusu pis olduğu gibi. Başka bir tanesini söyleyeyim. Bu manayı anlatmak için. Kimse vesvese yapmasın. Ben kimseyi tanımıyorum. Kimseyi de kastetmiyorum. Pis kokan var ya, bazılarının teri pis kokuyor. İçkiden değil. O ahlakını düzeltsin. Bana ait ki değil. Osmanlıca kitaptan okudum. Bir de söylüyorum. Bu şeyi anlatmak için havayı tesmim eder. Ahlakı geçimi zor olan, yani geçimsiz, bağnaz, bir tuhaf yani. Bu insanın teri güzel kokamaz. Ahlakını düzel, terin güzel kokusun. Tamam? Şimdi insanların böyle düşünce boyutları, haletleri vesaire, hasretleri, gıybetleri bilmem ne kırla gidiyor. Bu adam yaymış olduğu enerji havayı tesbim eder. O büyük abdestin kokusu gül kokamaz. Havayı tesbim eder. Şimdi havayı tesbim edecek havaya yaymış olduğun dalgalar var. Yani ona yüklemiş oldun. Ecdadın camisine gidin. Buram buram ecdat kokuyor. Cumhuriyet döneminde yapılan şeye bakın, camilere buram buram gaflet var. Camilerinde ha yani böyle namaz olmuyor. Şey olmuyor. Huzuru bulamıyoruz yani. Böyle bir resmi namaz kılıyoruz. Öyle mi diyeyim? Bende mi bir tuhaflık var yani? Ama git Beyazıt'a. Tamam. Süleymaniye beni çok etkiliyor. Süleymaniye diyorum. Sultan Hanım. Beni bir de Fatih. Ya 3-4 tane cami var böyle. Eyüp. Şehzadebaşı. Yani bu büyük şeyler var ya. Acayip etkileniyor. Abi sen psikolojik. Ya netice bu kardeşim. Ben neticeyi alıyorum. Ne dersen de. Niçin çok uzattım? Havayı tesbim eden. Yani içeriye girenlerin kendisini bir vesileyle dışarıda ifade ediyor. Havayı bozuyor. Atmosferi bozuyor. Ne diyorsun? Ulan bak, bu adamdan sıkıldım diyorsun ya. Ulan engelek yılanı gibi sokuyor gözünü. Veya bu adam sıktı beni ya. Niye ya? Güzel konuştu. Bilmiyorum ya. Ben hoşlanmadım. Yani bir ya onda sorun var ya sende. Resulullah'tan da hoşlanmayan insan vardı. Hoşlanan da vardı. Alıcılar var. İşte havayı tesmim eden buharat-ı muzahrefe. Pis gaz ne demek? Üstad enerji mi diyecek o zamandaki? Gaz işte yani. Affedersin bilmem ne gazı var ya. Hangi madde yerseniz arkadan çıkar. Özür diliyorum da affınıza sığınıyorum. O cinsten gaz olur. Metan gaz abi. He? Metan gaz mıdır? Gıdacısın ya sen. Metan gaz mıdır metan o? Metan gaz abi. Ama herkes de farklıdır. Her gıdadan farklı oluyormuş. Biliyor musun? Kimyası yapısı. Ehli söyle. Acayip bir şey. Buna ne diyor? Buharat-ı muzahrefe. O maneviyayı bozar. Ben buharat-ı muzahrefe enerji diyorum. Aynı şeyi lugat. Yani sıfat. Mesela balığın kokusu çıktı. Bu buharat-ı muzahrefe. Aliye diyelim. Bu zahrafatı
muzahrefe değil de aliye. Yani güzel koku. Ya kardeşim, istavriti pişirirseniz ayrı kokusu olur. Palamut ayrı kokar. Patates kızartması ayrı kokar. Et pişirirseniz, patates pişirirseniz ya kokusu yok mu? O koku nedir arkadaşlar? Ha, o yemeği pişirirken çıkan neyse, senin içerisinde neler kaynıyorsa çıkan odur. Evet. Bir de onu özetliyor değil mi hukuk? Hukuk özetliyor, evet. Acayip bir şey. Mesela bakarmış adam, şey, ustadın talebesinde öyle bir talebesi vardı. Doktor, Sadullah Nutku abi. Kapıdan girermiş hasta, yüzüne bakarmış, şuradan böbreğin şey diyor. Şuna bakalım. Ayette diyor ya, simahum fi vucuhi mineseli sucud. Veya başka bir ayette. Esinetukum elvanikum. Sizin sesleriniz ve simalarınız, sizin kim olduğunuzu ele veriyor. Sana bazı yemeğin kokuları, yemeğin pişti mi, pişmedi mi, kemaline onu haber veriyor. Allah razı olsun. Aşçıydı ya. Kokusunu almıyorsun. Bak, aşçılık yaptı. O da hemen gazdan hemen devreye girdi. Çünkü sağlıkçı. Çayın demini alıp almadın mı? Bak bak. Adam diyor ki, biraz bende var, bu Seylan mı Türk mü? Samimi söylüyorum, bu barda hem de teneffüs ettireyim. Eğer kaynamış su, kaynamış su, su böyle oluyor. Plop, 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 plop. Hemen çektin. Üzerine çay koy, su diyor ki dur ya dur, ben daha kendime gelmedim. Plop, plop. Çay koyarsan o çay keser. Veya hele hele bu suyu çayın üzerine dökersen çay bitti. Ne yapacaksın? Çektin. Dur sakinleşti. Ah, tamam diyor. Şimdi benden bir şey iste. Sonra paldır küldür değil. Kaşıkla yavaş yavaş çay koy. Sonra kapat 20 dakika. 20 dakika demlenmiş, demlenmemiş. Çay yanmış yanmamış. Hemen içen anlar. Peki niye? Yaptığın, niçin uzattım? Bir eylem yaparken onu nasıl yaptığını bile neticesi gösteriyor. Bak aşçılık yapmış eskide, vakıf şimdi de, yemeği pişip pişmediğini pişerken kokudan anlıyor. Yemeğini yemede inanmayız. Ya evet. Ya. Evet tamam, devam et. Herkes derecesine göre ondan zedelenir. Bak, bak bunu böyle çizdim. Göresiniz diye gösteriyorum. Herkes derecesine göre ondan zedelenir. Onun için sevgili arkadaşlar, niçin çizdim? Bir tanesini söyleyeyim. İyi olmak istiyorsanız kesin bu 3 tane kuralı uygulayın. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapın. Misal, burası doğru yer, medrese. Tamam, bir tane şartınız tamam. Doğru insanlarla olun. Tamam, bu da burada yamuk adam yok. Zaten barınamaz. Yetmiyor. Kenar köşede, odanızda, şurada burada öyle internettir. Burada internet zaten yok, cebiniz demez. Dergidir, şudur. Misal. Bakın, iki tanesi tamam. Doğru yerdesin. Doğru insanlarla berabersin. Yetmiyor. Doğru iş yapacaksın. Tuvalet adabını öğreneceksin. Banyo yaptığın yerde bevletmeyeceksin. İşemeyeceksin. Uyuklukları yapmayacaksın. Tuvalette konuşmayacaksın. Mesaj yazmayacaksın. Bir şey yapmayacaksın. Konuşmayacaksın. Varsa bile sana, ya ne alakası var bu derste bunları sokuyorsun. Hayatın içerisi din. Hayatın her safhasına yorumlamak değil. Böyle konuşacaksın. Eğer birisi seni zorlamışsa kapıya vur. Ha, buradayım. Konuşma. Boyut açılıyor tak. Sakın tuvalette. Yapma. Tak giriyor o arada. Dinlemişse bitti. Yapma. Yani doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapacağız. Tak. Korkma, güvendesin. Evet. Bu havanın zararından kurtulmak çaresi... Netice. Dert ürettin be kardeşim 40 dakikadan beri. Çare sun. Çare ne? Çare sunulmadan ortaya konulan tenkit tahriptir. Çare sunulmadan ortaya konulan tenkit tahriptir. Çareyi söyle şimdi. Evet, şimdi bir daha okur musun orayı? Herkes derecesine göre ondan zedelenir. Bu havanın zararından kurtulmak çaresi Risale-i Nur'un gözüyle bakmak ve ne kadar müşkilat ziyadeleşse
kutsi vazife itibariyle daha ziyade ciddiyet ve şefkle hareket etmektir. Bir tanesi şunu diyeyim. Siyasete bakmayacaksın diyor mu ustad? Bakmayacaksın kardeş. Bakmayacaksın ya. Dinlemeyeceksin. Çünkü niye? Her hayata giren gözünle, kulağınla, burunla, dilinle, elinle hepsi hayata girdiği için sen zannediyorsun cesede girmiş. Hayatta aktif oluyor. Risale-i Nur'un gözüyle bakmak. Yani Allah canibinden kudretin azameti altından kader-i ilahi, hikmet-i ilahiyeden ileri hikmet, adalet-i ilahiyeden ileri adalet, inayet-i ilahiyeden ileri inayet, hikmet-i ilahiyeden ileri inayet olmadığını görmek, kader-i ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede edip kainatı, kainatın arkasından bakmak. Karışmayacaksın. Risale-i gözüyle bakınca, ya böyle oluyor falan diyorlar. Seni böyle bakınca, tabii canım böyle olacak. Bak, çaresi neymiş? Risale'nin gözüyle bakmak. Herkes bu okuyoruz. Kardeşim laikaların gözüyle bakacaksın. Göz bu. Şimdi bakma var sana bir de baktığın şey görme var. Evet. İşte o baktığın şeyi nasıl göreceksin bu? Bunsuz olmaz. Ben yüceltmiyorum bunu. Başka şansımız yok. Çünkü yaptığımız hareketin doğru olduğunu kim onaylıyor? Bak mesela arabayla derse gidiyoruz. Bir şey CD koyuyorsun, tamam bari bu şeyi dinleyeyim diye, kendi CD'm var. CD'yi koyana kadar radyo açık, haber geliyor. Hemen belki haber şeyi gelir de ilk önce sesini kısıyorum, CD'mi koyuyorum, sonra açıyorum. Çöplük iki kelime bile duymak istemiyorum çünkü hayal gerisini tamamlamak istiyor. Kuduruyor, aç diyor, hayır. Koku, pis koku almak istemiyorsan postatif kuyusunun kapağını açma. Hem postatif kuyusunun kapağını açıyorsun. Abi pis kokuyor. La kapa. Bazıları da postatif kuyusunun içinde. O haber bülteninin içinde ve dışında imanını kaybeden o kadar insan biliyorum ki. Allah'tan ümidini mi kesenler, Allah'ı mı tenkit edenler, yok mu Allah'ım diyenler, tövbe estağfurullah. Çocuklu Allah sizin sağlığınızla malınızla, çoluk çocuğunuzla imtihan edeceğim diyor Eyüp Aleyhisselam gibi. Malınızla ve çocuğunuzla. Hastalık veriyor çocuğuna, Allah'a isyan ediyor. Abi diyor, Allah'ın kaharını, rahmetini açtı diyor. Okuduk mu okumadık? İbret alem için size gösterdim. Beni mi dışlamak istiyor? Allah Allah, zalime bak şimdi. Bir de diyor ki, çekinmeden senin derslerini dinliyorum. Hiç dinleme ya. Bu kadar dinledin, adam olamadı. Bundan sonra bir şey olmaz. Kızdım arkadaş, sen nasıl dersin ya? Allah senin imtihanı, Allah'a kafa tutuyor. Allah'ın kaharı diyor, rahmetini açtı. Oysa Allah diyor ki, rahmetim gadabımı açtı diyor. Sen Allah'ın sözünü mü değiştiriyorsun? Allah'a tekzip ediyorsun. Allah'a tekzip ediyor sanki. Tövbe estağfurullah ya. Beni mi dişlemek istiyor diyor. Allah'a iftira edenden daha büyük zalim kim var? Kim? Ayet-i Kerim Allah'a iftira yapıyor yani. Niçin anlatıyorum bunu? Örnek veriyorum ben size. Boşuna içim dolu böyle de ondan böyle. Ben de bu psikoloji hal oluyor. Ya arkadaş ya sen ne oluyorsun ya? Sen kulluğunu bil, insanlığını bil, haddini bil. Çocuk senin mi? Sen senin misin ki çocuğa sahipleniyorsun? Çocuk ne senin? Sen senin misin? Sen senin misin? Allah Allah. Ya biraz haddini bil ya. Ne demek istiyorum? Risale'nin gözüyle bak. Laikalarla bak. Dünyanın hakikatını insanlığın dünyanın hakikatını insanın mahiyetini keşfeden dünyanın hiçbir hadisesi onu ezemez. Hadiseler insanı yönlendiremez. İnsan hadiseleri yönlendirir. Ya devam et. Bak bakayım. Evet. Risale-i Nur'un gözüyle bakmak oradan başla. Risale-i Nur'un gözüyle bakmak ve ne kadar müşkilat ziyadeleşse kutsi vazife itibariyle. Ne zorluk? Bana ne ya? Efendim külliyatı anlatacağım. Anlatmıyorum. Tamam. Allah sevk eder. İçeriye alır. Kardeşim ben vazifede mi bulundum? Mağlup olmakta. Galibiyettir. Galibiyet de galibiyettir. Ben onun yolunda mıyım? Yürütecek odur. Ne yapar? Benim işim değil o. Ben sebeplere riayet ederim. Neticesine ay. Celaleddin Harzem Şakir. Biz neticeyi düşünmeyle vazifemiz yoktur. Neticeyi düşünen sır ihlası kaybeder. Biz ne olacak?
Allah Allah, vakıflık. Ya sonra hayatım ne olacak? Sana ne ya? Sen onun dediğini yap. Allah karşılıksız bir şey almıyor, merak etme. Ben Allah'a güya, onu bana verdi, hayatı verdim. Allah meğer karşılıksız almadığını pek o da bilmiyordum. Allah'a ben hayatımı verdim. Allah da o hayatımın içerisine kendisini koyarak bana verdi. Hayatını ona vermek demek, onun rızası dairesince çalıştırmakmış. Parayla bir şeyler alıyorsun. Senin en büyük sermayen hayatındır. Hayatınla ne satın almak isterdin? Bir sürü satın aldık şimdiye kadar. Ömrümüzü verdiğimiz, bak daire var, bina var, şu var, bu var. Peki hayatını verdin, aldın, değdi mi ya? Ha Allah için yapmışsan tamam. O arabayla derse gidiyorsan, o arabayla hakka, hakikate, yani doğru. Yani haram yapma yeter. Değer. Hani hizmete gidiyorsun. Ama Allah'tan kopuk bir hayatla ne alıyorsun ki? Allah, içerisinde Allah olmayan bir hayat, hayat mıdır? Hayatın hayatı, hem de ruh hem esası imandır. Bir ana gibi o zaman. Tabii canım. Hayat hayat değil ki. Hayatın hayatı diyor, imandır. Başka bir yerde, hayatın hayatı ve ruhu imandır diyor. Allah olmayan bir hayatta hayat mıdır? Yani Allah Allah ya. Nasıl yaşıyorlar ben anlamıyorum. Bak onun için diyor ki bu zarardan kurtulmanın çaresi Risale-i Nur'un gözüyle bakmak. Göz budur. Sözler değil. Tamam mı? Eylem, eylemden bahsediyor. O sözler, mektubat iç yapılanma, itikattır. Öyle diyor. Risale-i Nur'un gözüyle bakın diyor. Kader-i İlahi'nin isim gözünü müşahede edin. Sonra ne kadar müşkülat ziyadelese kutsi vazife itibariyle daha ziyade ciddiyet ve şefka hareket etmektir. Daha gayret. Kimse yok. Tek başında yoksa. Devam. Ne olursa olursa. Sebat. Sebat. Tekim ya. Teksim tekim. Zübeyir abinin cümlesini söyleyeyim. Diyor ki bu uğurda çalışırken sen diyor sürgüne uğrayacaksın. Sibirya'ya göndereceksin. Sibirya'da sıcaklık yok. Güneş yok. Isınla bitki yetiştireceksin. Gelip bulacaklar. Söküp atacaklar. Sen bunu aldırmayacaksın. Şayet bu bitki yetiştirme sevdalılığından sen kutup şeylere, ekvatora sürülürsen, orada su yok, sıcaklık var. Kanını su yapacaksın. Bitki yetiştireceksin. Atıp koparacaklar. Sen gene bunu aldırmayacaksın. Gene onunla devam. Acayip bir şey ya. Ne kadar müşkülat ziyadelese bile kutsi vazifemiz itibariyle ciddiyet ve şefk. Aynen devam. Şefk olabilmesi için laikalara alakadar olacaksın. Sonra abisi. Çünkü başkalarının fütürü ve çekilmesi ehli himmetin şefkini, gayretini ziyadeleştirmeye sebeptir. Bitir de bitirelim. Bir derece yapmaya kendini mecbur bilir ve bilmelidirler. Bunların atıflarını ben size vereyim. Merak ederiniz olursa. Nasıl madde hava fena ise orası Kastamonu 134, Kastamonu 249. Aşağıki paragrafın atıfını yapıyorum. Buraya elime bakarsanız. Şurası. Ekseri metler. Lemalar 82. Latif nükteler 8. Şualar 685. Nurun gözüyle bakmak Emir Dabir 34. Diğerlerini yazmadım. 123 var ya. Risale'nin gözüyle bakmak. Yani nazar ile özünü yüzünü müşahede etmek. Bunlar bidi olduğu için. Öyle 3 ayları gördük mü? 3 ayların kendisine girmedik. İsterseniz yarın 3 ayların kendisine girelim. Olur mu? Şimdi kanuniyetini şey yaptık. Allah razı olsun senden. Harika bir mevzu ile başladık. Güzel oldu. Zannediyorum. Çok hoş. Demek ki boş bir şey yok. Ve ahir devahum. Enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha'tan selamu.